Bismillahirrahmanirrahim ve billahi tevfik tevekkelna alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bazen derslerde dikkatimi çeken ilginç hadisler olur. Etkisinde kalırım. Toplumda çokça gördüğüm şeylerden olabilir. Bir tanesi de yalanla ilgili bir konu. Efendimiz diyor ki min efral fira en yuriyel raculu aynayhi ma lem teraya. Şimdi görmediği şeyi vehimle, hayale dayanarak, gözü görmemiş bak, görmüş gibi gösteren adamın yalanı yalanların en büyüğüdür. Min efral fira diyor. Maşi, anladın mı? Yani olur ki bazen insanoğlu sevdiği insanı dahi öyle yapıyordur. Bir futbol takımının başını veya bir reisini veya bir işte siyasi partinin liderini veya şeyhini veya öğretmenini içinde görmediği şeyleri dahi kata kata uydura uydura meziyetler söylerler. Bu benim dikkatimi çekmişti. Bu sıkıntıya sokar insana. Ahlaken bu en tehlikeli münafıklık, ayrımcılık, nifakın kendisi olur. Bazı ehli tasavvuf bu duruma küfür olarak söylemişlerdir. Küfür olarak tarif etmişlerdir. Yani şeyhinde bir şey görmemiş, keramet yok ama birçok kerametler ona atfederler. Mesela yalandan rüya atma olayı, uydurma olayı aynı konuya giriyor mu, girmiyor mu? İşte orada sıkıntı var. Neden biliyor musunuz? Çünkü Efendimiz rüyayı sadıkayı vahyin 60'ta biridir diyor. Peygamberlerden sonra bitmiş olan vahiy yolunun tekrar kendinde var olduğunu söylemek, uydurmak bundan daha büyük bir sıkıntı olmaz mı? Olur mu? Tamam. Yani Allah-u Teala göstermediği halde Allah-u Teala'ya göstermiş gibi söylersen, anlatırsan iftira atmış olursun, küfre girersin. Tamam. Bir de bu konuyla ilgili dikkatimi çeken bir tane daha hadis var. O da birisi cemaati mesela birisiyle güldürmeye çalışan, alay eden, bu da çok fazla. Yani medya zaten buna teşvik ediyor. Her filmde bu durum vardır. Aleni olarak meclisler yapılıyor. Nasıl meclisler? Kişilerin adlarını vermeyeceğim ama dalga konusu yapan birisi oturuyor. 2-3 kişi getiriyor, misafir ediyor. Onlarla dalga geçiyor, halkla dalga geçiyor. Resimler gösteriyorlar, paylaşımlar göstere göstere dalga geçiyorlar. Müziklerle yaptıkları hatalarını ifşa ede ede. Diyor ki, yine hadis gördüm bununla ilgili. وَاَيْلٌ لِلَّذ۪ي يُحَدِّسُ بِالْحَد۪يسِ Veil olsun o insana. Cehennemdeki bir çukurdur, onu unutmayın bir defa. Ciddi bir çukurdur. O kişiye ki, veil o kişi olsun ki bir hadisle bir konuyla konuşur, konuşturur. لِيَدْحَكَ مِنْهُ الْقَوْمِ Kavim onun bu konuşmasından gülsünler diye. فَيَكْذِبُ Ha, güldürmelerinde de yalan atarlar ki güldürebilsinler. وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ İki kez de ard arda yazıklar olsun, veyl olsun, veyl olsun der. Tamam. Ciddi bir sıkıntıdır. Size bir hadisten bahsetmiştim. Kefa bil mer'i demişti
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişiye yeterlidir. Kefa bil mer'i ismen, onun için günah olarak yeterlidir. Cehenneme girmesini sağlayacak olan şeydir ki en yuhaddise bi kulli ma semi'a, işitti her şeyi konuştura konuşturta. Yuhaddis edemesiyle başkalarının dahi konuşmasına vesile olacak olan konuşmalar yapmasıdır. Duydum ki, duydum ki diye bir şey yok ki, sen şahit değilsin ki. Söylenilene göre böyle bir şey olabilir mi yani? Tüm medya camiasını alt üst eden hadislerdir. Beyler kendinize gelin, dikkat edin. Ne kimilerini güldürmeye çalışın, ne vehimle bir şeyler ortaya çıkarın, hayalinizle bir şeyler ortaya çıkarın, ne de sakın ha başkalarından sadece duyduklarınızı aktarmaya çalışmayın. Üç tane büyük sıkıntıyı Efendimiz çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Sıkıntıya neden olur. Bir gün birisi Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah diyor. Mümin korkak olur mu? Cebban diyor. Korkak olur mu? Evet diyor Efendimiz. Peki mümin cimri olur mu? Yine evet diyor. Yine peki ya Resulallah mümin yalancı olur mu? Hayır diyor. Görüyor musunuz? Bizde ise bunun tam tersi bir mefhumu oluşmuş. Ve yalan herkesin ağzına girmeye başlamış. Rahatlıkla, hele hele çocuklarımız, 2 yaşında çocuk yalan atmaya başlamış. Anne babası sayesinde neler çekilecek o yalanlarla ahirette. Allah'ım yardımcımız olsun. Efendimiz'e olalım, akıbetimizi güzelleştirelim. Güzellikler sizlerle olsun. Size ara ara böyle dersler yapacağım. Erhan'ın başarılı çabası sayesinde inşallah istifadenize sunulacak. Güzel değerli hadisleri sizlerle paylaşacağım. Esselamu aleyküm. Rahmet üzerinizde olsun. Esenlik sizlerle olsun. Nerede olursanız olun, bereket de sizlerle olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Amin. Amin.